Merhaba değerli arkadaşlar. Kanarya Evi kanalına hoş geldiniz. Sayenizde 1000 aboneye geçtik. Hepinizin ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ederim. Ben de şöyle bir söz vermiştim. 1000 aboneyi geçersek eğer bir kuş hediye edeceğim diye belirtmiştim. Hediye edeceğim kuş da şu anda yarışma kafesinde gördüğünüz kuş bu senenin yavrusu. Daha dün ayırdım annesinden. Çok küçük. Bilezik numarası 296 numaralı kuş. Allah nasip ederse 15'inde bu ayın 15'i akşamı saat 9'da canlı yayında bu kuşu inşallah hediye edeceğim. O zamana kadar kuş da iyice büyür, gelişir, yem yemeyi, su içmeyi iyice öğrenir. İnşallah bir sıkıntı çıkmazsa bu kuşu göndereceğim. Bugüne kadar videolarda siz soru sordunuz, cevaplamaya çalıştım veya uyguladığım şeyleri size birebir anlatmaya çalıştım. Şekillerde hep kendi imkanlarımı, kendi kümesimi, olması gerekenleri ve benim ne şekilde yaptığımı bizzat birebir anlatmaya çalıştım. Gerek Instagram, gerek YouTube'dan da soran arkadaşlara acizane bilgilerimi aktarmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuşumdur diye düşünüyorum. Sizden de ricam, kanalıma abone olarak destek verirseniz çok sevinirim, beni mutlu edersiniz. Şimdi arkadaşlar, dedik ya bu kuşu vereceğiz, tamam. Fakat bu kuşu almak için program çekiliş yapacak. Canlı olarak evde çekiliş yapacağım programda. Programın nasıl çalıştığını her şeyini detaylı bir şekilde göstereceğim. Zannetmeyin ki yani hile hurda yok. Program tamamen yorumlara göre seçiyor. Yani sizin bu kuşa, yani bu videonun altına yaptığınız yorumlara göre o kişiyi seçecek. Şöyle de bir artı var. Bu kuşun altına, yani bu videonun altına ne kadar çok yorum yaparsanız program size o kadar çok dikkate alacak. Yani atıyorum 10 defa yorum yaparsanız 10 defa çekiliş hakkı kazanmış gibi bir şey oluyorsunuz. Bir defalık yorumda da bir defalık bir hak veriyor. Böyle bir program yapıyor. Benim yaptığım bir şey değil. Ben şartları size söyleyeyim. Artık takdir sizin. İlla ki isteyen veya çekilişe katılacak arkadaş vardır. Kuşun gönderim ücretini dahi ben kendim vereceğim. İnşallah faydalı olurum. Güzel bir kuş. Bu senenin yavrusu. Ayın 15'ine kadar da kuş birazcık yemeği içmeyi öğrenir diye düşünüyorum. Birazcık gelişir. İsteyen olursa, hocam ben başka bir kuş istiyorum olursa, çekilişi yaptık. Atıyorum Ahmet arkadaşımıza çıktığı zaman, hocam ben bunu istemiyorum, başka istiyorum derse o şekilde de yardımcı olurum. Ama beyaz kuş iyi bir kuştur. Beyaz kuş yani piyasada nadir bulunur. O yüzden değerli bir kuş seçtim. Bilginiz olsun. Yaklaşık olarak 4-5 aydır beraberiz. Bu beraberlik diliminde işte dedim ya, soru soran arkadaşlara mümkün mertebe yardımcı olmaya çalıştım. İnşallah yardımcı da olacağım. Bundan sonraki videolarda özellikle hafta sonları mümkün mertebe canlı yayın yapmaya çalışacağım. Yaptığım canlı yayınlarda sizin yapacağınız veya soracağınız soruları birebir uygulayarak göstereceğim. Yani atıyorum haftaya cumartesi canlı yayın yapmayı düşünüyorum. O canlı yayında sorunuz neyse o anda kümesle birebir uygulayarak, anlatarak yapmayı düşünüyorum. Artık 1000 aboneyi geçtiğimiz için canlı yayın hakkımız var. Ve ben de bunu bu şekilde, yani size teorik olarak yazarak değil, birebir uygulayarak, kümesinde nasıl uyguluyorsam o şekilde anlatarak size anlatmaya çalışacağım. İnşallah daha verimli olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Siz de abone olarak bana lütfen yardımcı olun, destek olursanız çok sevinirim. Bu arada yine kümesten bir manzaralar alayım. Birazcık kuşları görün. Bakalım vaziyet durum nedir ne değildir. Birazcık bakın bakalım. Değişiklikler nasıl, durumlar nasıl. İki numaradaki erkek sıyırmış durumda. Dün yavruları çıktı. Eşini kaldırmadım. Esasında eşi 14 gündür yatıyor ama bakıcılarımın altı dolu olduğu için şey yapmadım. Dişiyi kaldırmadım. Bu arada hem dişi dinleniyor hem de erkek şekilde gördüğünüz gibi biraz daha kızıyor. Hızlanıyor. Şöyle gezelim birebir kuşları, yine bir görün bakalım ne olmuş ne olmamış. Yine bu anne babanın yavruları var. Bunların dördü bir kardeş. Bir tane düz sarı verdi, beyaz verdi, ahraç tepeli ve yine bir ahraç verdi. Bunlar benim kümesimde tüm eşlemelerin hepsi beyazdan gelmedir, bilginiz olsun. Yani beyazdan gelme derken ya annesi beyazdır ya da babası beyaz. Yine burada iki tane kardeş duruyor.
birazcık kuyrukları aldılar ve sırtını hırpaladılar. Yine böyle bir kula kardeşi var. Bu arada renkleri de söylüyorum, bilmeyen arkadaşlar da görsün. Kuşun rengi kula. Yani bu kuşa kula ahraç deniyor. O kahverengiler teknik olarak kuş dilinde kula diye geçiyor. Onlara da bir gün umarım size de birebir anlatmaya çalışacağım. Kör bir dişi. Bakın kör dişiler sürekli kafasını sallar demiştim. Kafa hareketlerine dikkat edin. Kafayı sürekli sallıyor. Kör bir dişi. Dolayısıyla tepesini kesme gereği duymadım. Erkek bu. Aynı zamanda bu erkeği, bu dişi de kullanıyordum. Yavrularını göstereyim. Bunun yavrularını göstereyim. Bunlar. Bu 4 tanesi onların. O takımın yavrusu. O körün yavruları bunlar. Kör kuşun. Kula beyaz var. Kula beyaz var. Ahraç tepeli var. Ve bir tane de burada kula ahraç tepeli var. Dördünü de tepeli attı. Geçenlerde videoda bahsettiğim bir şeyi anlatayım size. Hani dedim ya size 30 günü geçerse kıyın ayırın diye. Ben yerim yoktu, ayıramamıştım. Bu kula ahraç, bakın şu anda yaklaşık olarak 35 günlük bunlar. Hala baba bakıyor. Şu bakıcı, üvey babaları. Hala o baba bakıyor. Ve çok hareketlerime bakın. Böyle mıy mıy, böyle pısırık bir şey. Çünkü baba bakıyor. Hazır alıştığı için size de söylüyorum. Mutlaka ayırın. Hocam sen hata yaptın, ben hata yaptım. Yerim yoktu. Yani kuşları ayırabileceğim yer yoktu. O yüzden böyle bir sıkıntı yaşadım. Bunların da dördü bir kardeş. Dördü bunların da bir kardeş. Yine şöyle göstereyim. 3 tane siyah beyaz attı. Bir tane de burada ahraç var. Bunların dördü de bir kardeş. Bunlar da bu takımın yavrusu. Bu takım. Hatta canlı yayında bir videomda bunlara yuva ördürtmüştüm size. Birebir bunu göstermiştim. Bu şekilde devam edersek. Bakıcı yavrularım artık gitti. Bakıcı yavrum yok. Yine bunların dördü bir kardeş. 3 tane beyaz attı. Bir tane yeşil attı. 3 tane siyah beyazlı beyazlı attı. Bir tane de yeşil attı. Bunlar da şurada bir takımın, şöyle göstereyim de size. Şöyle. Buradan görün. Bu takımın yavrusu. Hani biraz önce şöyle bir şeyler dedim. Ben her sene kümesimde bazı şeyleri denerim. Saten Gloucester'dır. Yani renk olarak Saten Gloucester'dır. Gresse Saten Gloucester'ı aktarmak için, yani bu rengi Gresse'lere aktarmak için bu kuşla çalışıyorum. Bakın bu kuşla çalışıyorum. Artı geçen sene agi çalışmalarım vardı. Yine bu takımın yavruları çıktı. Bu şekilde devam edersek 2 takım agim var şu anda. O bir videoda koymuş olduğum agi gitti. Bir arkadaşın ihtiyacı varmış, ona verdik. Bu 2 takım şu anda agim var. Bunlar bu şekilde devam ediyor. Yeni çıkan yavrularımız mevcut. Yeni çıkanlar var, çıkmayanlar var. Her tür var. Yine bu takım yumurtalara toplamadım. Bakın yumurtaları toplamadığım için sıkıntıyı siz izleyin. Yavrunun bir tanesi dün çıktı. Bakın kursağında yeşil olan. Öbür taraftaki bugün çıktı. Bak bu yumurtalar da bugün çıkacak. Yani devam edecek. Çünkü yumurtaları toplamadım. Yumurta toplamanın faydası buydu. Bu şekilde düşünüyorum. Yine burada bakıcı yavruları var. Kendileri bakıcı yavrularına bakıyor. Yine burada anne baba bakıcı yavruları ayaklanmış. Hepsi bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi bu video çekiliş videosu olduğu için klasik olarak hem kuşları göstereyim hem bir genel bir kümesimi tanıtayım istedim. Bazı arkadaşlar yine gösteriyor diyebilir. Maşallah çene de var bizde. Kümesimde ses sistemi var. Çeşitli yerlerde hoparlör var. 24 saat müzik çalar. 24 saat diyorum. Gecelerde kısık olmak kaydıyla yine çalıyorum. Bu taraf kümesin mutfak kısmı. Burada lavabolar var. İşte yemler var. Burada yine göstermiş olduğum, size göstermiştim, kuluçka makinem var. Bugün 2 tane yavru aldım. İşte böyle kümes bu şekilde devam ediyor. Bu tarafta da o renkli kuşlarımın olduğu kısım var. Hediye edeceğim kuşun anne babası da bu. Hediye edeceğim kuşun anne babası bu. Babası bu, annesi orada. Kula ahraç tepeli. Tepeli giden gelme bir kuş. Şimdiden alan arkadaşa hayırlı uğurlu olsun. Canı gönülden. Yani sevinirim. Bir kişiye katkımız olursa ne mutlu bize. Ama yorum yapmayı unutmayın. Bakın yine bakıcılar, altlarında yavruları var. Kendi yavruları. Kuşlar biraz iri. Bu şekilde olduğuna bakmayın. O kuş da biraz iri. Yine babaları bu. Tepeli. Anneleri de o öbür taraftaki ahraç, kulağı ahraç olan.
4 tane yavrusu var. 2 tane siyah beyaz verdi, 1 tane sarı verdi. Ama yavrular bunlar dövdü. Biraz hırpaladılar. Yavrulardan ne kuyruk var, ne kanat var, ne bir şey var. Bunların yeni yavrularını ayırdım. Yine bunlar yeni yatıyor. Burada yine yavrular var. Bakın kendi yavruları. Büyük bakıcı yavrularım gitti. Elimde büyük yavru var. Yani bazı arkadaşlar şöyle bir şey diyebilir. Hoca niye 10 günlük yavru veriyorum bize demeyin. Elimde kuş kalmadı. Hatta bakın buradaki kafeslerim de var. Burada da salmalarım var. Daha önceki videolarımda buralar doluydu. Şu anda 3 Nisan tarihi olmasına rağmen kuşlar gitti. Elimde kuş yok. Dolayısıyla o küçük yavruyu vermemin sebebi bu. Elimde fazla büyük yavrum yok. Ayın 15'inde zannederim ayın 15'i şuraya takvime bakayım. Çarşamba gününe geliyor. Nisan'ın 15'i. Nisan'ın 15'i Perşembe günü akşamına geliyor. Nisan'ın 15'i Perşembe günü akşam. Çarşamba demiştik ama Nisan'ın 15'i Perşembe günü akşam inşallah canlı yayında kuşu vereceğim arkadaşlar. Alan arkadaşlar şimdiden teşekkür ederim. Son şartlarda söyleyeyim. Tekrar hatırlatayım ve kapatayım. Kanala üye olmanız gerekiyor. Abone olmanız gerekiyor. Bir de abone olduktan sonra bazı arkadaşlar şunu diyebilir. Bir Burhan amcam var öyle dedi. Abone olmak için ücret falan gerekmiyor. Sadece abone olup tıklıyorsunuz. Yorum yapıyorsunuz. Ne kadar çok yorum o kadar çok çekiliş hakkı kazanmak gibi bir şey. Bilginiz olsun. Herkese şimdiden teşekkür ederim. Herkese şimdiden iyi şanslar dilerim. Beni dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. 15'i Perşembe günü akşam. Çarşamba dedim ama Perşembe'ye geliyor galiba. 15'i Perşembe günü akşam saat 9'da çekiliş yapacağım. Bilginiz olsun. Yani çekilişe katılmak isteyen arkadaşlar Perşembe günü saat 9'da herkesi beklerim. Herkese çok teşekkür ederim. İyi günler, güzel bir hafta sonu olmasını dilerim. Hoşça kalın.